Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Sand ve Mana Coin'e bakacağız. Bu coin'lerdeki son durumu analiz etmeye çalışacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yorumlar kısmında da istediğiniz altcoin analizleri varsa bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diyerek şöyle bir Bitcoin'le başlamak istiyorum. Ufaktan bir Bitcoin analiz edeceğim. Daha sonrasında da Sant ve Mana'ya geçmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda 46.500 bandından dönmüş durumdayız. Hatta şöyle 45.500'e kadar bir geri çekilme geldi. Ama günlük kapanışımız 46.500'ün üstünde oldu arkadaşlar. Bununla beraber de şu anda 50.500'ü denemeye doğru gidiyoruz. Açıkçası ben 50.500'den red yiyeceğimizi düşünüyorum. Eğer bir yükseliş görürsek o kısma. Çünkü hacimlerimiz de birazcık fazlalaşmaya başladı. Yani hafiften böyle red yeme vakitlerimiz geldi. 48.500'den red yemedik ama 50.500'den red yeme olasılığımız yüksek olarak görüyorum. Bitcoin'de şu anda durum budur. Altcoin'lere bu olumlu şekilde yansıdı. Hatta 48.500 üstünde sabit kalabilirsek daha da olumlu hareketler göreceğimize inanıyorum açıkçası. Bitcoin'de söyleyeceklerim bu kadar. İsterseniz Sandcoin'e bakalım. Sandcoin şu anda 5.07'de arkadaşlar ve zaten Bitcoin'le beraber de şöyle %6'lık bir yükselişini gerçekleştirmişti. Açıkçası şöyle Bollinger bantlarımıza da baktığımızda çok dar bir pozisyondayız. Yani fiyatın bir yöne gideceği çok net bir şekilde belli. Açıkçası bu Bitcoin'deki hareketlere baktığımızda ve yataylık görürsek ben Sand'ın 5.70'leri deneyeceğini düşünüyorum. Eğer bir tekrardan geri çekilme gelmezse yani buradan hızlı bir şekilde 5.70'e gitme olasılığımız var olarak görüyorum açıkçası. Çünkü bu yataylıkta hedefimizin 5.70 olması gerekiyor. Yani daha sonrasında buradan tekrardan belki bir geri çekilme, daha sonra daha sert bir yükseliş görme ihtimalimiz olabilir. O yüzden Sand'da böyle bir pozisyon var. Hatta şöyle aşağı doğru da bir düşen trend de çizebiliriz. Ama ben bunun kırılacağını ve yukarı yönlü hareket gelebileceğini düşünüyorum. Sant'ta şu anda böyle bir pozisyon var. Yani soracak olursanız düşme ihtimali hiç mi yok? Tabii ki düşme ihtimali her zaman vardır. Ama desteğimizin de 4.76 olduğunu net bir şekilde burada da görebiliyoruz. Hatta şöyle günlük grafiğimizi de aldığımızda günlük grafikte de 4.76'nın altına kırılım gelmedi. Yani bu gelirse tabii ki düşüş ihtimallerimiz yüksek olabilir. Ama ben burada hani piyasanın da hacimlerin de göstergesine göre birazcık yükseliş odaklı bakıyorum sanda. Aynı şekilde mana da böyle bu arada. Manaya da birazdan bakacağız. Böyle bir grafiğimiz var Sant'ta. İsterseniz şöyle bir market cap'ine de bakalım. Şu andaki pozisyonlarına baktığımızda 4.6 milyarlık bir piyasa değerimiz mevcut. Şöyle bir ATH'ımıza baktığımızda da all time high seviyemiz, yani en yüksek gördüğümüz seviyede 8.44 dolar ve %39 altındaymışız. Yani eğer bir gerçekten yükseliş görürsek rakamlar çok fazla uzak değil arkadaşlar Sant için. Yani bu market cap'leri toplama ihtimali olan bir altcoin. Genel Metaverse sıralamasında ise arkadaşlar Mana'ya baktığımızda şu anda başı çekiyor zaten. İkincisi AX'e ve üçüncüsü de Sant olarak geliyor. Yani bu şekilde güzel bir seviyede ilk 3 coin'imiz devam ediyor. Bunları zaten sepette daha öncelerinde konuşmuştuk. İsterseniz bir de Mana'ya bakalım. Mana'yı şöyle açtığımda 5.9 milyar bir market cap'e sahip ve onun da all time high seviyesi şu anda %44 altındayız. 5.9 seviyesiyle bir ay önce görmüşüz. Yani ben Mana'da da yükselişlerin geleceğine inanıyorum. Çünkü en başı çeken ve bu piyasaya öncülük yapmış altcoin'lerden biri. Açıkçası Sant mı Mana mı diye böyle bir teraziye koyacak olursam Sant biraz daha böyle daha oturaklı gittiğini düşünüyorum. Proje bazlı daha böyle kaliteli gözüktüğünü düşünüyorum. Ama Mana önce olduğu için daha fazla yatırım çekebiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor tabii. Zaten grafiklerine baktığımızda yani birebir aynı grafik diyebiliriz. Şöyle bunda da aynı şekilde 3.10 seviyesinin altına kırılım gelmemiş. Aynı şekilde 3.63 seviyesinde de bir direnç oluşmuş. Aynı şekilde burada da Mana'da da 3.63 seviyesine bir direnç yeme ihtimalimiz söz konusu. Buradan bir yükselişin gelip daha sonrasında 3.63'ten dönme ihtimalimiz var arkadaşlar. Burada direnç ve burada direnç olarak çalışan noktamız zaten bu şekilde. Aynı burada da bir düşüş trendimiz söz konusu. Yani şöyle bir trend çizebiliriz burada da. Bu düşüş trendinin kırılması yükseliş hedefi olarak görülebilir. Ama bana soracak olursanız Sand'ın grafiği birazcık daha olumlu duruyor. Umarım ki ikisi beraber hareket etmeye devam eder. Çünkü gerçekten hacimlerde yükseliş odaklı gözüküyor şu anda. Piyasanın öncülük etmesiyle beraber Sant'ta da Mana'da da yükselişler görebiliriz. Ve tabii ki içerideki arkadaşlar için bu analizler yani alım yapacaklar birazcık daha böyle planlı, birazcık daha strateji belirleyerek daha alttan toplama hedeflerini koyarak alması daha doğru olacaktır. Ben zaten sepetimizde olduğu için bu şekilde bir analiz çıkarmaya çalışıyorum. Yani içerideki arkadaşların birazcık daha böyle ellerindeki coin'den haberdar olması ve ona göre hareket etmesi için aslında. Hani alım yapacak arkadaşlar için piyasa bu durumdayken hani çok iyi bir seviyedeyiz demiyorum. Yani çünkü red yeme olasılığımız buralardan yüksek. Hani bu trade'e burada girilir mi çok fazla o konuda emin değilim. Çünkü Bitcoin'de de bir fiyatta geri çekilme görebiliyoruz böyle stabil şekilde. Yani ben açıkçası Sand ve Mana'yı almak istesem
42 bin dolara düşmesini beklerdim Bitcoin'in. Yani düşecek mi düşmeyecek tabi bunu bilemeyiz. Ben bunun garantisini veremiyorum. Ben buradan hani düşeceği kesin değil. O yüzden almak istiyorum deyip de kademeli düşünerek aynı şekilde Mana'da da Sant'ta da kademe belirleyerek mesela atıyorum şöyle 3,35 lira veya daha alt böyle 1,5 lira yani böyle birazcık daha böyle kademe belirleyerek 3 kademede toplama hedeflenebilir. Aynı şekilde tüm altcoin'ler için bu geçerli. Ben sadece bu analizleri, bu yükseliş hedeflerini yani elinde Sant ve Mana tutan arkadaşlar için yapıyorum. Yani bu konuda yanlış anlaşılma olmasın. Stratejinizi ve planınızı belirlemeden işlem açmanız çok doğru olmayacaktır arkadaşlar. Böyle kısa vade ben alayım işte 3,60'a çıkınca satarım gibi bir düşünce olmasın. Üzülebilirsiniz. Eğer bu şekilde bir düşünceniz varsa da stopla hareket etmeniz en doğrusu olacaktır. Bunları da söyleyebilirim. Başka da zaten konuşacağımız bir şey yok. Piyasamız şu anda birazcık nötr duruyor. Ne kadar böyle yeşilli görünse de arkadaşlar yani gerçekten hedefleri çok fazla kestiremiyoruz. Bitcoin çok fazla böyle güven vermiyor. Baktığımız zaman fiyat daha hafiften bir geri çekilme de var. Yani kısa zamanda böyle yükselişler olsa da hafiften hafiften geri çekiliyor. Yani bu da bizim için çok sevdiğimiz bir piyasa olmuyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Başka da zaten dile getireceğim bir şey yok. Aklınıza takılan bir şey varsa Twitter'dan özellikle benimle iletişime geçebilirsiniz. Twitter'ı zaten aktif olarak kullanmaya çalışıyorum. Aynı şekilde Telegram'da öyle veya bu videonun yorumlar kısmında da bu konularla ilgili yorumlarınız varsa onları yazabilirsiniz. Ben de oradan sorularınız da varsa onları da yazabilirsiniz. Ben de bunları cevaplamaya çalışırım. Umarım ki faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videolarda ve canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar dilerim. Bay bay.